Selam arkadaşlar, Best Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Maradona Team Top açılımındayız. Evet, kutuda bir tane Maradona var. Box draw açılımı yapacağız ama biliyorsunuz Maradona Team'le geçtiğimiz günlerde, belki de bugün tanıştınız. İlk maçını atmıştık. Artık Maradona Team diye bir hesabımız daha var. İki tane hesap yönlendireceğiz. Bu hesabı ileride biraz daha güçlendirdiğimizde sizlere hediye ederiz tabii ki de. Ama şu anda video çekmek için devam ediyoruz. Hayatımda ilk defa Maradona Team'le bir defa Maradona ikonuyla maç yapmıştım. Daha önce hiç Maradona ikonum olmamıştı. Takımı görüyorsunuz. Tabii ki de biz burada şu anda GF'de 98 oluyor. Box draw'dan toplar açacağız ama box draw'dan toplar açmadan önce size inanılmaz bir sürprizim var. Şu anda takımda bir tane Maradona ikonu var. Ama bugün burada ikinci ikon olacak. Nasıl olacak? Şu anda ücretsiz toplarımız var. Ücretsiz toplarımızdan öncelikle isterseniz gelin bir tane şunu aldık. Efsaneyi açalım. Haydi bismillah bakalım efsanede kim gelecek. Süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz ve Legend topumuz geliyor. Bizi kim karşılıyor? Siyah olması güzel. Uzun kollu falan filan Inter Milan. Kim geliyor? Çok heyecanlıyım. David Beckham. David Beckham geldi. Hoş geldin. Senin duruşunu emcüklerim ya. Çok tatlı değil mi? Helal olsun kardeşim. Adamsın. Belasın. Hakikaten belasın. Şimdi bunu aldık bir. Şimdi buradan Rashford'umuz var. Ücretsiz Rashford'u da alacağız. Çünkü Rashford hemen start challenge'da geçelim. Şimdi Rashford falan yükselişte geldiğinde bu kadroda oynayabilir. O yüzden şimdi önümüzdeki futbolcular hemen tak Ronaldo'yu da alıyoruz. Ronaldo dediğin adam inanılmaz bir adam. Ama şöyle bir durum var. Bu hormonlu kart. Bizde iki tane hormonsuz kart var. Hormonlu kartı mı fullleyelim ona bakacağız duruma göre. Şimdi Davis var Bayern Münih'ten. Şimdi bu Davis dediğin adam... Arkadaş bu adam fulledin mi oynar. Bu sol bekimiz bizim tamam. Garanti artık. Davis'i aldık. Şimdi geliyoruz ve oyunun ikinci kadromuzun ikinci ikonu. İkinci ikonu. Tabii ki de Lionel Messi. İşte Maradona Team'in ikinci ikonu. Maradona Team'in ikinci ikonu Messi ve Maradona olmak üzere iki tane bücür ve bir tanesi bohça popo olmak üzere İki tane ikonla artık oynayacağız ve yeni transferimiz Lionel Messi, hayırlı olsun. Peki ilk maçı izlediyseniz orada gördünüz, Lionel Messi normal hormonlu kart ya da normal kartı SF'di. Artık o kart olmayacak çünkü ikonunu kullanacağız. Haberiniz olsun. Peki başka burada 7 tane siyah top var. Onları şimdi sallayalım. Buradan hemen Box Draw'dan 1 milyon GP'miz var. Bu 1 milyon GP ile bakalım kimler gelecek. Hemen start challenge'da ilerliyoruz. Robertson geldi. Sol bekte işimize yarayabilecek bir oyuncu ama Robertson'umuz zaten kadroda mevcut. Haydi ikinci toptan geldi. İkinci toptan geldi. Bakalım kim geliyor. Gel anla dikenimden. Sol ayaklı Roberto Carlos değildir. Çünkü bu tipsiz kimdi? Bu tipini sevdiğim kimdi ya? Bu tipini sevdiğim Salas'tı. Salas. İş yapar yapmaz yorumlara Salas sil, Salas silmezsen ben seni silerim yazabilirsiniz. Salas geldi, yapacak bir şey yok, Salas malas. Haydi bir top açılımı daha. Bas. Ferran Torres. Buradan yalnız şunu söyleyeceğim, bakacağım. Mesela Ferran Torres hormonsuz kartı da iş yaparsa. Ana bir tane daha geldi. Hormonsuz kartı iş yaparsa onu da fulleriz. Yazın bu adam iş yapar diye. Takip edin videoyu kardeş ya, takip et. Kaleci geldi, Casillas geldi. Hiç problem yok. Casillas bizim için geçtiğimiz yıl ben 1-2 böyle 1-2 oynamaya başlamıştım başka hesaplarla. Sağ olsun bizim mobil kanalımızda Salih var. Salih bana bir kadro vermişti. O kadroyla kalemde Casillas vardı ve ben yaklaşık 10 maç falan yapmıştım. Casillas mobilde hakikaten iş yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden ben kaleye Casillas'ı oynar ve maçları bu şekilde oynarım. Geliyor, start bastım. Oyuncuları da kontrol ettiriyorum size. Hangi oyuncular iş yapar yorumlara yazacaksınız lütfen. Lütfen bu kadroyu birlikte oluşturacağız. Bu kadroyu birlikte zafere taşıyacağız. Bunu istiyorum. Kolarov, şu Kolarov'u da Türkiye'ye getiremedik ya. Fenerbahçe'ye çok gelecekti. Ama son anda vazgeçildi. Aman aman aman. Bir anda efsane geldi. Marquinhos iş yapabilir. Marquinhos bu arada matchday'lerde falan puan kasmalarda bilmem nelerde kullanabiliriz. Siyah topların hemen hemen birçoğunu zaten silmeyeceğim. Haberiniz olsun. McTominay ilk maçı izlemediyseniz hormonlu kartı ve full kartı mevcut. O yüzden McTominay silinecektir. McTominay bizim işimize gelmez. 750 bin kalacak bunu açtıktan sonra. Yo daha varmış.
Pinola falan geldi. Gri kartlar çok fazla. Tabii ki de bazı gri kartlar çok kaliteli olduğu için onları da tutabiliriz, haberiniz olsun. Ruben Dias, Gueye ve Crivelli. Başakşehir'den Crivelli geldi. Ama oyunda çok iş yapabilecek kadar iyi yapmamışlardır diye düşünüyorum. Koke, İbanez ve Arda Turan geldi. Hoş geldin Arda Turan da geldi. Bu arada as hesabımızda da bir top açılımı yapacağız. Orada da yaklaşık biliyorsunuz 2,5 milyona yakın GP'miz var. Kullanacağım arkadaşlar. Çünkü o hesabımızda Maradona falan yok. Maradona'yı almak isteriz. Birkaç kardeşimiz şunu yazmış. Daha iyi efsaneler olabilirdi diye. Kabul ediyorum. Yani bence Van Basten falan, hani illa Van Basten varsa Maradona olmayacak, Maradona varsa Van Basten olmayacak diye bir şey yok. Ver kardeşim ya. Yani yüksek overall'lı adamları ver. Yani insanlar açsın, ne olacak? Zaten yılda iki kere olan bir şey. Gözünü seveyim Konami, yapma. Mustafi geldi, Kasko geldi, Kornet geldi. Hoş geldin takımımıza. Hadi. Start. 623 binimiz var. Devam ediyoruz. Okeyledim. Hızlı bir şekilde açmaya devam ediyoruz. Sizler kimleri çıkardınız? Bir kardeşimiz yazmış. Ben 1 milyon 700 kullandım. Kolibali. Ben 1 milyon 100 kullandım, 1 milyon 700 kullandım, bana bok geldi diye. Hakikaten arkadaşlar, bok geldiyse sağ bekte oynatabilirsin. Neyse, Türkiye'ye gittik, bastık tekrardan. Radamel Falcao, Cenk Tosun, Abubakar. Bu bir ilk. Dünyada bir ilk bu. Arkadaşlar, Türkiye Ligi'nde oynayan 3 tane oyuncu birden geldi. Radamel Falcao, Cenk Tosun, Abubakar geldi. Var mı bunun örneği be? Dünyada yine bir ilk. Dünyada yine bir ilk. Vay be, üçü birden Falcao, Abubakar, Cenk Tosun. Vay arkadaş. Florenzi Altay Bayındır. Altay Bayındır fullensin mi, yorumlara yazın. Yorumlara gömçürtün. Oha, 3 tane sarı geldi. Lucas Paquetá'yı da hiç sevmiyorum ya. Okey diyoruz. Haydi bismillah. Hadi daha geldi sandım lan. Bastık. Memphis Depay, Douglas Santos, Buffarini. Memphis Depay'ımız da oldu. Bu arada tabii ki 38 tane siyah top kaldı geldi sandım. Siyah top kaldı. Manolas. Matic Fischer. Teknik direktör Fischer iş yapıyor da oyuncusu iş yapmaz diye düşünüyorum. Ve geldi. Aman yarabbim. Hissettim Maradona. Sol ayakta bir bohça popa gelecek. His. Anasını avradına. Sol ayaklı bir oyuncu. Bebeto sol ayaklı mıydı? Değildi. Kimsin lan sen? Denilson. Denilson da arkadaşlar silmeyeceğim. Ya efsaneleri silmeye gerek yok. Belki daha sonra bir silme challenge'da falan yapabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Ama şu anda silmeyeceğim. Montiel geldi. Hoş geldin takımıza. Daha devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Farkındaysanız. Okeyledim. Adrian Guliyev, Fulyev, Muliyev. GP, okey, bastım. Devam. Wagner Love'un çakması Kent. Bu arada hızlıdır. Serdar Aziz geldi. Bir Türk oyuncu daha geldi. Bu arada Türk oyuncuları da ya da Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncuları da silmeyeceğim. Haberiniz olsun. Oblakov, Soldano ve Moreira geldi. Moreira niye bu kadar mutlusun anlamadım. Okeyliyoruz tekrardan. Haydi. Hız geldi sandım. Bastık. Arnold'umuz var. Arnold'umuz var. Okey. Okey okey. Okey. İngilizcem bu kadar çünkü. Devam ediyoruz. Gelmedi. Okeyledik. Badu. Bakın Badu'nun hormonsuz kartı geldi. İş yapar mı acaba lan? Badu'nun hormonsuz kartı geldi. Bir saniye şöyle hızına falan bakacağım. Bitiricilik yerlerde hız hızlanma 90'ı rahat bulur ama tabii öbür kartı 90, 99. Badu'nun bakacağım ya hormonsuz kartı ne kadar. Badu'nun hormonlu kartı, İsa'nın hormonlu kartı. Arkadaşlar bunlar iyi kartlardı ha. Sakai geldi, Jones geldi. Jones da hormonlu kartı iyi olan Liverpool'da oyunculardan biri ama tabii bu tarz genç oyuncuların hormonsuz kartları iş yapmıyor ya. Hakikaten iş yapmıyor yani. Haydi devam diyoruz. Bastım tekrardan. Zuba geldi. Oyunda kafa dinamiklerini beğenmedim ya mobilde. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kafalar çok isabetli gitmiyor. Aslında şöyle orta kafa falan yapalım diye birkaç tane taktik buldum ama
Ortalar bir de Carlos falan var. Yani Arnold Carlos falan var. Beklerde ortalar da iyi, bekler iyi orta açıyor. Ama kafalar bir türlü eksik yani. Hoşuma gitmedi. O yüzden de çok böyle orta kafa bir taktik oynamıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizin tercihiniz ne? Ben ya da ben mi vurmayı bilmiyorum. Bunu öğrenmem gerekiyor. Okeyledim tekrardan. Geldi be. Hadi bismillah. Gel oğlum. Sonluklu bir tane siyah. Kimsin sen? Anasını Ziko var bizde ya. Ah. Ziko var bizde. Ziko var. Neyse Ziko silme challenge yaparız. Ya da Ziko giderse Ziki tutarız diye bir şey mesela, böyle şeyler buluruz. Maximovic falan geldi. İki tane daha top açılımı yapıyorum. Geri kalanı kalsın GP olarak. Zaten yo, hepsini kullanabiliriz. Sileceğimiz o Insigne geldi. Evet, iki tane oyuncu geldi. Gulam'la Insigne geldi. Oyunda hata oldu herhalde. İki tane oyuncu geldi. Basıyoruz tekrardan. Hadi ya, olmadı. Bir daha, evet, bir tane daha basacağım. Ve bugün burada bitirmiş olacağız. Ah be, şaşırdım. Geliyordu. Regulin, Gradel ve Seferovic geldi. Arkadaşlar gelen kartları az çok biliyorsunuz. Aralarında kullandığınız kartlar da vardır. Hangileri iş yapar yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizin için bekleteceğim. Silmeyeceğim hiçbir kartı. Hormonlu hormonsuz hiç fark etmez. Zaten hormonsuz geliyor. Ya da efsane kart. Bunları silmeyeceğim ve sizin ona göre söylemenizi bekleyeceğim. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.